Evet, yani böyle bir ihtiyaç var zaten ama o komitenin, o yöneticilerin gerçekten doğru isimlere yönelmesi, profesyonellerle Evet. birlikte ilerlemesi lazım. Bu bir gerçek. Onur Özkan, seninle başlayacağım. Yani bu cümleyi birkaç kez kurdum. Beşiktaş tarihinin en önemli transfer planlamasından biri olacak. Gidenleriyle, gelenleriyle. Hani hep transferde şu ifadeyi kullanırız. 10 transferin 7'si doğruysa yani %70 başarı iyi bir başarı oranıdır. Bence Beşiktaş'ın %80-85'lerde bir başarı oranı yakalaması gerekiyor önümüzdeki sezon. Bir kere en başta oyuncu almak kolaydır. Paran varsa gidersin en iyi oyuncu getirirsin. Burada yönetimi zorlayacak olan kısım oyuncu göndermek. Yani kadroyu boşaltabilmek ve boşaltırken de ekonomik anlamda kulübü zora sokmayacak ayrılıklar olması gerekiyor. Yani örnek verelim. Daniel Amartey, Can Onana, Muleka, Rebic, Zaynuttinov hani gibi isimlerle yollarınızı ayırırken siz hangi şartlarda ayıracaksınız yollarınızı? Beşiktaş'a bunun mali külfetleri ne olacak? Bunlar çok önemli. Yabancı sayısı düşecek. Beşiktaş'ın 10-12 arasında transfer yapacağı konuşuluyor. Planlama bu yönde. Bu rakam giden oyunculara göre artabilir. Şöyle demek ki takımın yarısı minimum değişecek Beşiktaş'ta. Bu çok önemli bir maddi güç gerektiriyor aynı zamanda. Beşiktaş yönetimini en çok zorlayacak konulardan biri de şu. Oyuncu satışı. Yani bir gelir elde edebilmek zor Beşiktaş yönetimi adına. Eldeki oyunculardan gelir elde edebileceğiniz çok fazla isim yok şu anda yönetimin elinde. Evet. Limitlerini az çok tahmin edebiliyoruz Beşiktaş'ın. Bu sezon olduğu gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük ihtimalle yarısı kadar limitleri olacak kulübün. Bu da zorlayacaktır yönetimi. Bazı isimler var onu söyleyebiliriz. Yani şimdiden yönetim birçok oyuncuyla temas kurdu. Mesela Berghuis, Ajax'ın kanat oyuncusu, yönetimin bu sezon başında da istediği bir oyuncuydu. Onunla alakalı çok ciddi girişimler var. Onu söyleyelim Berghuis'le alakalı. Beşiktaş'ın şu anda hani transferde en çok yoğunlaştığı futbolculardan bir tanesi. Düz bir mantık. Beşiktaş'ın mesela minimum 2 tane stopere ihtiyacı var yeni sezonda. Amartey gidecek. Omar Koley'in bile ben Beşiktaş seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Orada yani 2 stoper lazım. Bir sağ bek lazım. 3 Beşiktaş'a. Orta alana 2-3 tane takviye olacaktır. Kanat bölgesi, forvet bölgesi falan derken mesela Aboubakar konusu. Aboubakar'ı göndermek isterseniz nasıl göndereceksiniz? Oyuncunun bir Sen Raşit sözleşmesi Kezal'ı var. saymadın. Gidenler, gidecekler de var mı, Raşit yok Kezal'ın mu? durumu şu an net değil. Onun Öyle mi? Tamam. sözleşmesinde bir opsiyon maddesi vardı. Belirli maç sayısı oynarsa devam eder. Onu kaldırdılar. Hoca Gezal'ı oynatıp sezon sonunda bakmak istiyor durumuna. Bana göre ona bir pozitif bir şey bekliyorum. Ya son Karagümrük maçında çok müthiş bir gol attı hazırlık maçında. Eski günlerine dönüş sinyali olabilir belki bu. Ama şöyle bir gerçeğimiz de var artık. Bundan sonra Gezal'ın hani ben çok umutlu değilim. Böyle 15-20 maç üst üste istikrarlı bir oyun oynaması çok kolay gözükmüyor. Çünkü o sakatlık konusu onu zorluyor sürekli. Hani bu Geçmedi mi? tekrarlayacakmış gibi Yok duruyor. canım. Vücut yapısı itibariyle inşallah Yok olmaz ya, ama senelerdir oynamış adam. Bir şanssızlık var. Ben bak o açıdan bak, Reşit Gezal'la ilgili, tamam mı? Ben öyle hocam o düşünmüyorum. toparlanamadı ama bir türlü. Evet. Ya Hep toparlanamadı ama sakatlanıyor. sakatlandı. Ya bu olur. Ama bir arada düzelir. Hocam Ben bazen futbolcuların vücudu iflas ediyor yani bir yok şekilde. ya, kaç yaşında daha, Ya bu 31-32 yaşa da yaşında çok ya. alakalı değil. Bazen hani Ya anladım ama ben Raşit Gezal'a bak, bir hoca ondan vazgeçmez. Tamam mı? Ben top ayağına geldiği zaman yakışıyor adamına yani. Kesin hocam o %100 Yani yani onun bak şüphe yok. şimdi tek gene söylüyorum size. Niye bunları söylüyorum? Getson şimdi oynuyor orta saha. Amartey. Ne o? Muçu. Tamam mı? Muçu. Neyse. Semih. Ya bunlar dört tane adamın pas verme şeyleri yok. Öyle bir yetenekleri yok. Tamam mı? Kim gol attıracak ya? Şu orta sahaya bak ya. Yani ama bir Raşit Gezal Kim gol kenarda olunca. attıracak demişken, gol konusu açılmışken, Aboubakar ile yola devam etmeyi düşünmüyor Beşiktaş ve yeni yıldız isimlerle doldurmayı düşünüyor. Transfer planlamaları ile ilgili bir haberimiz daha var. Onu bir getirelim ekran. Evet hocam, dinlerken yerinde duramadı. Duramadım. Ya bu Salih'in yerine Salih gelecek. Ya bu Salih öbürü bir savunma ağırlıklı bir futbolcu. Öbür Salih çok kreatif, hem savunmada hem şeyde nerede hücumda çok etkili bir futbolcu. Yani Salih şurada 2 senedir müthiş oynuyor. Şimdi Salih Uçan'la Salih ne öbür Salih ne ya, olacak Özcan. Olmaz ya, böyle bir şey olur mu? Kim, bizimkiler mi? Vejder mi yazdılar bunu, oradan haberler mi geldi?
Hocam yani planlamaların içinde konuşuluyor var. Hocam. Ya kim konuşuyor bunu? Yani, ya öbür sahiliyle bu sahilin alakası yok yani. Ha öbür sahili bana göre çok iyi bir adam. Hemen alırım ben onu. Yani bir 6 numara falan alacaksa tamam mı? Joseph'in yerine falan filan musraati tamam mı? Musraati var hocam. Ha? Musraati var zaten. Ya ona musraat yani işte musraat yani mesela çok gerçekçi hedefler gibi gelmiyor bana bu patrişik vesaire. Yani patrişik mesela çok zor bir hedef. Yani keşke gelse buraya. Ayaksı ya Milan'dan aldın adamı. Dünya ikincisi takımda direkt oynayan, dünya üçüncüsü takımda direkt oynayan Rebic'i aldın oynatamıyorsun. Ya o da bir tuhaf. Şunu yapabilir Beşiktaş yönetimi. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular üzerinden bir politika izlenirse yani en azından transferlerin maliyetlerini biraz aşağı çekmiş olur. Sabek? Her pozisyon için söyleyebilirim yani. Rossi'ye konusunda şunu söyleyeyim hocam. Başkan istemiyor Rossi'yi takımda. Yani şu anda dönecekmiş gibi duruyor. Yani Nice kulübü onun opsiyonunu kullanmayacak gözüken o. Ama başkanın bu konuda net bir tavrı varmış. İstemiyor Rossi'yi. Şimdi bak geçen yönetimin şeylerini bir yönetim de sürdürüyor. Tamam mı? Hani ne varsa futbolcularla ilgili. Aboubakar'dı, Rossi'ydi, Raşit Gezal'dı. Değil mi? Kadro dışı bıraktılar bunları falan filan. Aynı şeyde Rebic'i. Aynı istemiyorlar yani. Ne var anlayamadım. Cenk Tosun da bana göre istemiyorlar. Şeyi de Salih'i de istemiyorlar. Cenk ve Salih'in evet devam etmesi zor gözüküyor hocam şu anda. Yani bana göre artık yanlış yapıyorlar. Ben de sezon sonu veda. Öyle gözüküyor ha? Şu anda ya. Yani boşuna para harcarsın. Önemli olan bunları oynatacak bir antrenör lazım veya oynatacaksın. Sen antrenörün mü? Ya bu antrenör ben fena değil ama antrenör de dolmuşa geliyor herhalde ya. Bana göre vallahi. Hocam transfer planlaması herhalde antrenörle de bir şekilde istişare yapılarak. Tabii. Ya bak şimdi Muç'u aldılar. Adam çok yetenekli. Ya bir tane asist yapamaz arkadaş. Yaptığı zaman yapıyordur belki. Bir tane. Var mı acaba onun şeyinde bizim rejiden durumlar? Var hocam olmaz olur mu ya? Hiç tabii. Ben onu öyle bir istiyorum. Her taraftan vuran bir adam ya. Her taraftan. Semih de öyle. Arkada Getson kime gol attırmış ya hiç hatırlamıyorum ben yani olabilir ya bir tane iki tane olacak şey değil. Yani bir Salih'e bir bak bir de bunlara bak eyvah yani. Ha onların yerleri başka tamam mesela Semih ile Muç'unu falan ama Salih ile mukayese olmaz. Salih'i niye gönderiyorsunuz? Ya nedir bir şeyler var yani bizim bilmediğimiz bir şeyler var soramıyorum da. Bak bu sene kupayı mesela Beşiktaş alır Salih'i oynat kupayı al. Bu kadar basit bak Salih'i oynat kupayı al diyorum ya. Nasıl oynatırsan oynat. Gitsin sana ne ya? Oynat 2-3 maç. Nasıl oynatacaksın? Gel kardeşim de al. Yani 3 maç, 5 maç oynasın. Kupa maçlarında oynasın yeter. Salihsiz olmaz. Bu orta sahil hiçbir şey olmaz. Getson, Amorti, şey ne o? Olmaz arkadaş yani. Olmaz böyle bir şey. Veya neyse öbür Nusret mi? Olmaz. Orta sahil hiçbir şey olmaz. Öbür tarafta yine bir tek orada asist yapacak adam şey var. Raşitsa tek yani. Öbürleri de hepsi gayet kaleye vurmak peşinde falan filan yani. Yani bir takım oyunu yok. Buraya geleceğin diyorsun yani. Patrick Schick ne kenarda mı oynuyor? Santa, ne santa, ya, ben gelmem. Gelmem ben bakarım ne bir maçı seyrederim tamam. Eyvah derim ben bunlarla nasıl gol atacağım? Gelen kaleye vuruyor. Öbürlerinde zaten kabiliyet yok. Getson'la Amartya'da şeyde veya öyle bir Ernustati de şey yok yani bir asist yapayım şeyi yok. Alıyor uzun uzun arkadan işte falan. Onun felsefesi daha başka. Ha onu düzeltirler mi? Git kardeşim gol at bir Atiba gibi. Yani 6 numara oynuyordu ama gol atıyordu bir o kalede bir bu kalede falan filan. Ben çok enteresan. Beşiktaş'ın işi bana göre çok zor. Allah kolaylık versin ama şu var. Camiada yani takımın içinde bir şey var. Çok dedikodu var. Duyuyorum zaten. Yok o işte takımın içinde şu huzursuzluk bu şunu yapıyor. Sıkıntı hocam bence. Yani. Yani şimdi transfer planlaması Santos'un raporu doğrultusunda yapılıyor. Evet. Eksikleri belirliyor. Evet. Büyük ihtimalle isim de veriyordur yönetime. Çok doğal bu. Peki Beşiktaş kupada hüsran yaşadı diyelim ki. Ligde de bu kötü gidişat devam etti. Santos'la eğer olası bir yollar ayrılırsa bu transfer planlaması ne olacak? Yani zarara ya uğrayacak mı? Yeni bir hoca gelirse... Sil baştan farklı olacak. Bir görüşte mi olacak? Fenerbahçe'nin geçmişte ya, yaşadıkları aynen. Gibi. Ya bak Feyyaz da şey yönetir bunu. Ne o? Ya Samet. Samet Hoca. Samet ya. Yani. Burada Samet. Hocanın bir görüşü var. Hoca kendi sistemine uygun oyuncular isteyecektir şu anda. Ya hoca şimdi bu iki tane adamı hoca mı aldı şimdi? Ama ben mesela Beşiktaş'ın yeni sezonda Santos'a devam etmesi konusunu %100 göremiyorum. Ben de göremiyorum. Ya, şimdi böyle bir tabloda hocanın sistemine uygun oyuncular alırsanız siz ya da anlaşırsanız onlarla. Ya şimdi biz... Yeni bir hoca gelirse sıkıntı yaratır mı bu?